Dersaadet Tahvilat Borsası'nın kuruluşu. Dersaadet Tahvilat Borsası, Galata Borsası'nın 1873'te yayınlanan nizamname ile ünvanının değiştiği tarihten Büyük Dünya Buhranı'nın başladığı 1929'a kadar olan zamanda faaliyet gösterdi. Böylece başlangıçta Osmanlı'ya ödünç vermek üzere kendi aralarında örgütlenen Galata bankerleri, bu kez Osmanlı himayesine kavuşmuş oldu. Osmanlı Devleti'nin 1875'te yayınladığı Ramazan kararnamesiyle borç ödemelerini durdurması neticesinde borsa 1881 yılına kadar sıkıntılı bir kriz dönemi geçirdi. 1881-1894 yılları arasındaysa borsada büyük bir çalkantı yaşanmadı. Ancak 1895 yılında ikinci bir kriz dalgası daha başladı. Avrupa borsalarının da etkilendiği bu krizde Osmanlı Devleti 1 Kasım 1895-1 Mart 1896 dönemini kapsayan 120 günlük takas erteleme, moratorium kararı aldı. 1895 krizinin hemen ardından başlatılan borsayı yeniden düzenleme çalışmaları 1906 yılı ortasında yürürlüğe sokulabildi ve aynı yıl Dersaadet Tahvilat Borsası, Dersaadet Esham ve Tahvilat Borsası adını aldı. 1911 yılından itibaren girilen uzun süreli savaşlarsa borsanın kaderini olumsuz etkiledi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Avrupa borsalarıyla eş zamanlı olarak 1 Ağustos 1914'te Dersaadet Esham ve Tahvilat Borsası da kapatıldı. Tekrar açılması ancak 1917 yılında mümkün olabildi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan milli mücadele dönemi ise borsadaki spekülasyonların yoğun olduğu bir dönem oldu. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Dersaadet Esham ve Tahvilat Borsası, İstanbul Esham ve Tahvilat Kambiyo ve Nukut Borsası'na dönüştü.